Evet, merhabalar. İyi pazarlar diyorum çünkü burada pazar, pazarın sakinliği, dinginliği, zihin açıklığı var. Selamlar. Umarım siz de böyle terapi dolu günler geçiriyorsunuzdur ve buna ihtiyacımız var. Sakin olmak, yavaşlamak çok değerli, çok değerliymiş. Şehirlerde yaşarken insanlar bunu anlayamıyor, anlayamıyorduk. Şimdi benim daha önce videolarımı izleyenler Yücel Okutur ismiyle tanışmışlardı. Onunla Çandır, Köyceğiz, Dalyan gezileri yapmıştık. Bizler de buralarda yaşayan birileri olarak sürekli tazelenmem lazım. Yani sürekli gezmem lazım. Sürekli insanlara dokunmam lazım. Şimdi bu videoda bize bir isim daha katılıyor. Onu da Türk sinemasından ve Türk filmlerinden tanıyorsunuz. Salih Güney. Antik kentlerdeki ruhu ve kültürel gezilere aşık birisi. Daha önce Amerika'da yaşadı ve şu an Çeşme'de yaşıyor. O da burada. Videonun içinde yine bir ismi daha ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bakalım oradaysa. Yine güzel böyle çayın kahvenin yanında kahvaltınıza eşlik edebilecek, akşam yemeğinize yardımcı olabilecek güzel böyle bir 20-30 dakika olsun diye bizim kırsalda, doğada kendini bulan yaşam hikayeleri çektiğimiz videolara adeta bir dijital teneffüs niteliğinde bir video olsun. Arada bunu istiyorsunuz. 1,5 dakika sonra tekneyle karşıya geçeceğiz. Dalyan'dan çıkıyoruz. Bakalım orada böyle doğaçlama bir gezimiz olacak. Ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? Videomuz başlıyor. Merhaba Murat. Merhaba Murat Bey, merhabalar. Dünyada eşi olmayan muhteşem bir belde. Bu beldenin içinde hem tarih hem doğa, yani renkler şaşkın bir halde. Doğa şaşırmış yani. Dalyan'ımızla ilgili gerçekten Salih kardeşim her zaman burayla özel ilgisi var. Evet, şimdi tekneniz geliyor. Köyceğiz sınırları içinde ama Dalyan'dan en net gözüken Kanos Krallığı'nın içindeyiz. Benim yanımda hüviyeti yok. Diyor ki hüviyetsiz alamayız diyorlar. Ama diyorlar. Hüviyetsiz alamayız abi. Ama diyorlar ki bu beyefendiyi biz biraz tanıyoruz diyor. Nereden tanıyorsun? Hoş geldin abi. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Eyvallah. Evet. Merhabalar. 2 sene önce filan. Hatırladın mı beni abi? Evet tabii Cengiz ya. Cengiz Hocalar'la beraber. Tabii. O kadar önemli tarihi antik kent ki bunlar. Ve de çok büyük yani arazi, inanılmaz bir arazisi var. O kadar önemli şeyler var ki, astroloji var, gölde balık yetiştiriliyor. Bütün dünyaya yolluyor, o tarihlerdeki dünyaya, bilinen dünyaya. Tiyatrosu muhteşem. Hamam, inanılmaz bir hamam. Tarih. 2600 yıl önce Akdeniz'deki en büyük tuz üreticisi Kanos medeniyeti. Ve aynı zamanda kalorifer sisteminin hamamda ısıtılan suyu kanallarla localarının içinden dolaştırarak doğal kalorifer sisteminin yapıldığı yer. Ayrıca kaya mezarları diye tabir ettiğimiz dağa oyulan dünya çapındaki 7-8 tane kaya mezarı bugün dünyada tek durumda. Bu yol Kaunosların şehir içindeki yani medeniyetin içindeki devamlı kullandıkları yoldur ve aynen döşenmiş taşlar
2600 yıl önceki haliyle aynen duruyor. Ve çok enteresan, kenar kısımlarında su kanalları dahi duruyor. Salihciğim, ne yapıyorsun burada? Mozaiklere mi bakıyorsun? Bu evet, mozaik bu, yeni bulundu. Yani bu malum kilise. Burada gördüğünüz gibi bir kupa var ve kupanın kenarlarında açmış çiçeklerle bezenmiş bir mozaik şeklini görüyorsunuz. Asma yaprakları. Evet, evet. Ve bu mozaik o kadar değerli, o kadar önemli. Buranın üzerinin hemen acilen kapatılması gerekir diye düşünüyorum. Where are you from? I now live in Dalian. Dalian'da yaşıyormuş. Ne kadar güzel. From England. Yeah, yeah. I'm from England, visiting. Yeah, yeah. Ah, visited. Ah, very good. Very good. This, do you like Thailand? Oh, I love it. Yeah, this paradise. It is paradise. Paradise. Yeah. That's this why we're natural oxygen. Yeah, natural. And all very natural. Lucky. Yeah. Yeah, yeah. I am lucky. This is I am 35 years Istanbul, and coming here, family. Yeah. I am living in Thailand. This is I am very lucky. Yeah. Lots of nature, animals. Vallahi arkeoloji öyle bir şey ki. İnsanda neden, niçin beyin jimnastiği yaptıran bir bilim dalı ve dipsiz bir kuyu. Yani puzzle birleştikçe arkeoloji aşka dönüşüyor. Neden, niçin, niye yapmışlar? Tabii burada yüzlerce, binlerce köle çalışmış. Onların acısı var. Aşklar yaşanmış. Ölüler olmuş. Yani antik kentlerde çok heyecanlanıyorum. Şu anda gördüğümüz çok nadir rastlanılan ama bu Kaunos harabeleri içerisinde yer alan tesbih ağacını görüyoruz. Tesbih ağacı birçok ilaçlarda kullanıldığı gibi adı üstünde gerçekten bunun bu sertleşmiş meyvelerinden tesbih yapılıyor ve çok sert bir meyvesi var. Kaunos tamamen bir yarımadanın üzerinde kurulmuş, bu kısım deniz. Ve üç tarafı deniz olan bir yarımada ve dışarıda bir duvarları var, koruma duvarları. Ama duvarların arkasında tekrar bu kısımlar su dolu, herhangi bir düşman taarruzunda bu duvarları aşarsa buraya düşüyor. Buraya düşen buradaki askerler tarafından anında öldürülüyor. Muhteşem, kendilerini muhteşem, bu şekilde koruma altına muhteşem almışlar. Muhteşem bir strateji var burada. Çevirme bile olsa çok uzun süre giremezler buraya. Evet. Çünkü burası bir aynı zamanda bütün ovayı görüyorsunuz. Her türlü hayvanını yetiştiriyor. Kümes hayvanlarını tabii. Buğday, arpa, aklınıza gelecek her türlü şeyi de buradan topluyor. Bu tarafta deniz, oradan da balığını topluyor. Buradan da yiyeceğini. Yani mucize bir yer. Bakın arkadaşlar, mesela böyle yerlere gittiğimizde, antik yerlerin yanından, sağından, solundan geçtiğimizde veya o ziyaretler yaptığımızda böyle taş birikintisi, taşların bir araya geldiği, işte tamamen doğal oluşmuş yerler gibi görebiliriz ama bakın şurası 2600 yıl önceki düşünülmüş su yolu arkadaşlar. Kullanım ve tamamen içme suyu karşıdaki dağın üzerinde çıkan bir kaynak tarafından bulunmuş. Sonra onu cazibe dediğimiz eğimle Kaunosluların yaşadığı bölgeye kadar getirmişler. Halen sıvaları dahi 2600 yıldır gördüğünüz gibi duruyor ve aynen bu kadar zamana durması mucizevi bir şey. Aynı zamanda aşağıda tarım yaptıkları için fazlasını müzler döşeyerek tarımda kullanmışlar ve aşağıdaki arazilere getirmişler. Bu kadar mükemmel bir medeniyet. Tabii ki kral ve ailesi için sur duvarları içerisinde özel emniyetli bir yerde yaşıyor. Bu gördüğümüz duvarların arkasında. Duvarların dışında 30 bin kişilik bir Kaunos halkı var. Tamamen tarımla uğraşıyorlar. Bu duvarların en büyük özelliği doğa taşlarının aynen doğadan çıktığı gibi doğa şekline göre örgü yapılması. Ve bu şekilde duvarın harçsız olarak yapılması ve 2600 yıldır aynen ayakta duruyor. Yüzlerce kere deprem olmasına rağmen hiç yerinden kıpırdamamıştır.
Buraya her gelen burada ücretsiz konaklayabilir diyor. Tabii bak, bak buralarda sen bir gece birkaç gece burada kalsana. Mehmet amcaya söyleyelim. Hay Allah, aman dikkat edin arkana. Niye buralara biraz çakıl dökmemiş Mehmet abi? Bak kimi getirdim. Buyurun oraya oturun. Tanıdın mı sen? Merhaba, nereden tanısın beni? Bak bakayım, beni? Olur mu canım? Salih ben, Güney, merhaba. Hoş geldin. Canım. Hoş gördük. Tebrik ederim, böyle bir teşekkür yer yapmışsınız. Ederim. Salih Güney'i hatırlamadın mı? Ya, Türk sinemasının en ünlü... Ha, evet, evet, evet. Şimdi, bak, Dalyan'da yer bulamadığın zaman Mehmet abinle buraya geliyorsun, burada ücretsiz fakat, konaklama. Fakat efendim size, değerli Yücel Bey'im, size bir müdürce söylerim ki ilk defa Türkiye'mizde Göktürk alfabesinin tek harfini Türkçe'ye çevirerek okudum. Bu arada da çok teşekkür aldım. Mehmet Varol abimiz Çandır köyünün aynı zamanda yerlisi. Tek en büyük hobi alanı Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunan doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyine kadar bütün eski Türk mezarlarının mezar taşlarını incelemek. Bayağı yoğun bir şeyler toplanmış. Bakın, gördüğünüz gibi bunlar iplerin, Osmanlı. İplerin bir zamanlar nasıl ip yapıldığını, sonra örgüye geçildiğini ve sonra hırka ve elbise olarak karşımıza nasıl çıktığının eserleridir. Ha, gömlek. Gömlek üzerinde, giysi. Ne, giysi. Giysi bunlardan... İpek veya... İpek, yani hassas olan iplerin oluşumunda kullanılıyor. Evet. Bu ipek de olur, pamuk da olur. Mükemmel bir bakın, kumaşın güzelliği. Hmm. Bu insan vücudu için en sağlıklı. Tabii. En güzel. Evet. Hava geçiriyor. Evet. Sana ben şöyle... Güzel bir kitap defter getireyim de. Sağ olun, bundan sağ sonra ona yazalım. Sağ olun, sağ olun. Daha şöyle kelli felli bir şey olsun. Hocam Bey. Gerçek bir hükmü var. Bu gördüğümüz nar taç yaprakları açmış olduğu için bunun artık bunların olduğunu ve yenecek duruma geldiğini anlıyoruz. Ve kabuğundan ve konumundan tamamen doğal bir ekolojik nar olarak bize kendini sunuyor. Yani beni koparıp yiyebilirsiniz diyor. Değil mi Salihciğim? Muhteşem. Muhteşem. Evet. Yani bu ekolojik kıtlık ve yani iklim değişikliği doğallık yiyemiyoruz. Yani bu ileride büyük problemler olacak. Yani kutluyorum Yücel Bey sizi bu konuda. Yani ekolojik bir tarım alanı yarattın burada. Bu da başka köylere, başka insanlara misal olsun lütfen yani. Tabii, tabii. Doğal bir şey yiyemiyoruz son zamanlarda. Bir domates alıyorsun günlerce duruyor. Evet. Dolapta evet. İnanamıyoruz yani. Bu çok iyi, koparalım bari. Evet, tabii ki bunu koparalım. Yukarıdakiler de öyle. Evet, yukarıdakiler de öyle. Ben de bunu koparayım bari. Evet. Bu Murat Bey. Evet efendim. Nasıl bir ağaç çevirerek bu kadar ağır şeyi taşıyor bir dal? Bu en az 600-700 gram var o. Evet, bunun gibi bak kaç tane taşıyor bir dalda? Bir dalda bir sürü şey taşıyor. Evet, evet, evet. Bu da açmış, taç. O da açmış, o da beni yiyin diyor. Güzel abinin tabiriyle. Beni yiyin diyor. Evet, evet. Böyle yüzümüz kıpkırmızı olana kadar yiyelim. Bu gördüğünüz bahçenin yıllardır, 15 yıldır ekolojik tarım yapıyoruz. Bu bahçenin hatırına Çandır'daki yaşayan, doğa turizmi yapan ve tarım yapan dostlarımızla anlaştık ve bu köyün tamamını ekolojik köy olarak tescil ettirdik. O değil işte. Bak bu var ya, 10 gün daha bekleyecek. Şimdi bak burada var bir tane. Bak, o da açılmamış. Açılmamış. Evet. Şuradan belli ediyor. Bak şuna bak. Ya. Plastik bak. Sabun gibi. Bunu var ya ben şeye koyuyorum otelde. Lobinin sehpasına koyduğum zaman plastik zannediyorum. Evet. Böyle bak elleriyle parmaklarıyla böyle dokunuyorlar. Evet. Şu olmuş mu? Hocam abi?
açmışsa olmuş. Açmış taç gibi. Ama yani hemen açmış da olmuş demek değildir. Değildir. Ben sana evet. Şöyle söyleyeyim. Bunların gerçek toplanma zamanı 10 ile 15 gün sonra. Evet, biraz, biraz daha büyüyecek. Biraz daha şey yapacak. Evet. Altta hiç nar kalmamış. Domuzlar tamamen yedi bitirdi. Bir de vakumluyorlar. En az 10 tonlarımı yedi. 10 ton. Vakumluyorlar bir de. Evet. Narları yiyorlar. Domuzlar. Böyle ağzını sokuyor, vakumluyor, kabuğunu bırakıyor, içini koparıyor gidiyor. Önce bak, önce ucundan bir parça koparıyor, içini vakumluyor, kabuğunu bırakıyor. Vay canına. Evet. Domuzlar falan diyoruz ya, evet. Kocaman bahçeye domuzlara hakim olamadın mı Yücel abi falan diye denebilir ama evet. Her taraf kapalı baktığımda her taraf ama domuzlar böyle bir şey var. Telleri yırtıyor. Giriyor. Yırtıyor yani böyle şimdi bir şey var. Hah bak bu bunu bu da beni yiyin diyor. O, olmuş mesela. Değil mi? Evet evet. Evet. Şöyle bir hareketle. Bravo koptu. Bak sen koparma stilini de bir öğrenmişsin. Benim 3 favori meyvemden bir tanesi aferin. Nardır. Aferin. O yüzden narın tarihini aferin. Biliyorum. Bir tane bir. Oy Allah'ına. Oy oy şu yaramaza bak. Allah'ım yarabbim. Bu nedir böyle? Sarar bakar mısın şuna? Ne kadar güzel. Renge bak ya. Hem renk hem açmış. Tamam olmuş olsun. Bu da herhalde koparın, canım, işlemi bitiyor. Şunu tek döndürüşte aldın evet. Ver. Buyurun. Harika. Muhteşem. Siz de antik kentinin amblemidir nar. Değil mi? Evet. 10 gün sonra toplamaya başlarız. Bütün dostları toplamaya davet ediyoruz. Bak herkes gelir Yücel abi söyleyeyim. Herkes benim gelsin. Takipçilerim çok seviyor böyle şeyleri. Her gelene toplama karşılığı narını vereceğiz. Tabii narını ki. Al, burada iki gün geçir, ondan sonra dön evine moralli kesinlikle bir şekilde mi diyoruz? Çalışmanın tabii ki bir bedeli olacaktır. Evet, şöyle baktığımız zaman ön tarafımızda tamamen doğal olan Dalyan'ın yine... Bir de gölet var orada. Bulundur dediğimiz... Doğa şaheserinde. Allah, iki tane göl var burada. Şunun kırmızılığına bakar mısın? Of of of. Birçok yerde bu bölgeye geldiğinizde arkadaşlar nar suyu içmek istediğinizde yani 35 TL ile 100 lira arasında değişiyor. Sürahiye yakın bardaktan biraz büyük nar suyu burada içmek istediğinizde hemen hemen bu fiyatlarda. Burada da nar ağaçlarına bakan göz kulak olan adeta bir zeytin ağacımız var. 100 yılın üzerinde bir zeytin ağacımız hatta 200 yıllık diyebiliriz rahatlıkla. 37 tane var. Of, of, onlara of. Çok iyi bir şekilde bakıyoruz. Şimdi bu dip sürgünlerini aldıracağız. Ve evet şu ağaçta onlar almadan biz alalım diyeceğim ama bu aşağıda. Bunu da alalım. Heh, bu da alalım. Tabii, tabii alabilirsin onu. Bunu da... Domuzlar yiyeceğine biz yiyelim. Bunu da alamadım tek elimle. Onlar da tabii ki karınlarını doyuruyorlar. Ama aşağıda onu evet. Görmemişler. Evet. Ormanlarımızın içi çok domuz dostlarımız var. Salih abi yılda kaç defa gelirsin buralara? Ben yılda muhakkak iki geliyorum garanti. Hatta daha fazla diyebilirim. Peki tamam. Kaan olsun Yücel Bey çok özel arkadaşım. Ben bir family member'dum yani aile ferdi oldum zaten yıllardır. Gelir giderim ve mutlu oluyorum buraya gelmekten. Sakin, inanılmaz bir doğa güzelliği var. Yani tarih korkunç. Yani mutlu oluyorum Dalyan'a gelip gitmekten. Türkiye, dünya üzerindeki geçmiş medeniyetlerin merkezi. Bütün tarihi değerlerin ve tarihi yaşanmışların en önemli toprak parçası Türkiye'mizdir. Yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı bir yazarın Dünya Türktür diye bir kitabı da var. Evet, diye hatırlıyorum evet, ama. Evet. Böyle şeyler oldum. Benim yanımda bahsetme lütfen ya. Ne ama ya? Otelleri nasıl açtın Salih abi? Öyle deme lütfen ya. Açarım canım daha dur hele de. yani. Açım şey. Böyle bir hafif bir şeylik var. Bu gribal durum var. Bir de bu sigarayı bıraktım biliyorsun. Evet. Kah olmuşum yani. Koh diyor. Koh. Evet. Yani o biraz beni şey yapıyor. Biraz zorluyor son zamanlarda. Sigarayı bıraktım. Onun için öksürük devam ediyor. Belki bu işlerde usta ve tecrübeli izleyenlerimiz vardır. Belki bir şeyler söyleyebilirler yorumlarda. Vay vay evet. Vay vay. Evet. Şimdi Kaunoslular ne yapıyormuş? Taşlardan baltalar yapmışlar. Ciddi bıçaklar yapmışlar. Evet. Ve
Yani gerçekten taşı çok güzel kullanmışlar. Şimdi bak ben şu taşı bıçak gibi kullanıyorum. Evet. Beyaz nar. Evet, bu beyaz nar. Beyaz nar ilk olan ve tat veren nardır. İşte doğal. Gerçekten harika. Şimdi ben Dalyan'ın sevilen isimlerinden Yücel Okutur ve Türk sinemasının yıldızlarından Tarık Ünel'e nar mı yiyorum şu an? Çandırda? Evet, nar yiyoruz. Ve evet. Türkiye'nin ilk ekolojik köyü Çandır'da. Çandır'da. Doğal bahçemizde dalından kopmuş. Evet. Narları. Allah'ım ya, nar benim için çok başka bir şey ya. Mesela bazıları diyor ki sen dutu nasıl sevmezsin Murat diyorlar. Ben de onlara nar diyorum. Mesela ben duta pek yakınlığım yok. Ama dalından koparılıp yenen her şey çok lezzetlidir. Hayır, evet. Nedense. Dut da güzel ama narda antioksidan, birçok dertlere deva olan çok güzel vitaminler var. Kansere aynı zamanda. Evet, kansere dahi. Bunu Avrupalı bilim adamları açıkladı. Kanseri ciddi anlamda önleyebiliyor. Böyle ufak çürüklüler oluyordu. Anneannem derdi ki dişleri çürümüş falan derdi. Çürük diş derdi bana. Küçükken mi söylüyordu? Evet, evet. İşte sevgili Murat, doğal yaşamanın artık şehir hayatından sonra bu güzellik doğanın içinde insan yeniden yaşama döndüğünü anlıyor. Aynen öyle. Ve bu yaşamdan sonra da zaten şehir hayatı hiç çekilmez oluyor. Şehir hayatı hiç çekilmez oluyor gerçekten ve dönüşü olmuyor. Salih abi, senin tam olarak yaşadığın yer böyle şehirvari bir yer mi yoksa? Ben Çeşme'ye, 5. yılım Çeşme'ye. Evet. Amerika'ya gitmekten vazgeçtim. Tabii gidiyorum, mesela bu sene de gideceğim. Yine her sene gidiyorum Amerika'ya. Bir ay, 1,5 ay kalıyorum duruma göre. Ama merkez Çeşme şu anda. Evet, manda çiftliği orası. Ha, manda çiftliği değil kimin mi? Kimin yeri orası biliyor musun? Doktor Hasan Bey'in yeri. Kiraya verdik. Oraya mı gideceğiz süt almaya? Süt almaya yok, ben alo diyeceğim, getirirler. Bizim bak bu kauçuk ağacı tenekedeydi ben 94 yılında. Şu kadar 30 santimdi, kendi elimle diktim. Çok güzel bir ağaç. Anladım. Dibinde sanki de kaya var bir tane. Evet, şurada da vardı bak. Bu, evet, bu o şey oldu, oradaki kesildi, buradaki de biraz zarar gördü ama da kurtarıyor yavaş yavaş. Aslında bunları ellerimle diktim. Bu var ya, şu kadardı. Bunu gittim orman fidanlığından şu kadar aldım, şu kadar. Bunlar var ya, çöpü aldım, soku soku verdim böyle. Ondan sonra tabii sonra bunlar büyüyor. Oho. Ne güzel, böyle bir privacy var yani. Çok evet, önemli. Böyle yani bir iç içe evet, değil ama ya ne güzel ya. Ya aferin, senden çok olumlu güzel şeyler duyuyorum. Sağ olun, bahçeyle ilgili. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada yürümek ister misiniz? Ondan sonra gelin istiyorsanız. Size bir kahve yapayım. Göstereyim mi? Tabii. Hadi. Kahve nasıl içersiniz? Kahve. Bak, kahvem var. Sodam var. Sodanın içine limon koyabilirim. Ben soda. Ya şey canım, maden suyu. Tamam, ben soda limon. Soda limon. Kahve içiyorum. Ben de öyle tercih. Olur, ben de uyabilirim. Tamam, peki. Tamam. Bu arada yeni mısır haşladım, haberiniz olsun. Oo. Severseniz yani. Ya mısıra hayır demem. Harika, hayatta demem. Harika mısırım var yani. Valla Fransız mutfağından çıkayım, mısırcı görüp yenir. Dayanamam. O zaman mısırda. Şey, tamam. Bahçeleri görüyorsun değil mi? Evet. Bunlar önü geniş ferah ya. Bunların hepsini havuzumu, bu havuz harika, muhteşem bir havuzdur. Ya o zaman oradan buraya nasıl bir şeyden gölgeden dolaşarak? Ya çok zor ya. Çok bir de o zamanlar yani. O zaman ve yollar doğru düz yol yok. Malzeme
Sabah çıkıyordu, ikindi üzeri malzeme geliyordu kamyonla. Cem, ağaçlar büyümüş, çamlar büyümüş. Vallahi Yücel sayende biz de buraya geldik, aşık olduk Dalyan'a ilk geldiğimizde, ama burası özellikle senin yaptığın bu altı evler muhteşem bir yer. Yani bir doğa harikası. Tabii. Siz öyle bir özel bölgedesiniz ki bir kere Türkiye'nin ilk ekolojik köyünün olduğu taraftasınız. O evet, köydesiniz. Evet. Havuzumuz var çok güzel. Ondan sonra tavuklarımız geniş var. Geniş bir bahçe. Çok geniş bir bahçe. Evet. 11 dönüm gibi bir yer. Sadece altı ev. Altı evinde yarısı çoğu zaman burada olmuyor. Yok. Eşimin kız kardeşinin çok güzel bir yeri var burada. Yeşil Yurtlar Sitesi'nde. Güzel bir yerde. Ama o trafik falan çekilmez yani. Korkunç bir yer. O İstanbul'dan bir film. Hele İstanbul'u falan düşünme. Bodrum'u unut yani dediğin gibi. Dün pazara gittik. Pazar çok güzel. Dolmasıyla işte pazardan alınma. Her şey ama ne kadar doğal. Taze. Aynen. Hakikaten çok güzel. Canım Türkiye, ben Cem Cemenay. Evet canım Türkiye'm, Cem Cemenay, %100 canlı, tatlı, heyecanlı ve sıcak kanlı. Sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış içinde Dalyan'dayız. Evet. Ve biz evdeyiz, bizim yansıktayız. Çok mutluyuz burada, huzurluyuz. Onun için şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Arada bir YouTube'a programlar yapıyorum ama tabii bu arkadaş gibi değil. Yani ben biraz böyle güncel konular falan filan takılıyorum işte. Kendi başıma, radyo yok şu anda. Havuzumuz var burada, istersen onu bir göster. Cem abi, tam böyle bizi eskiye hatırlattın, eskiye götürdün bizi. Hadi gelin, havuzu göstereyim. İşte bütün gün buradayım, havuzun içinde. Yüzüyorum burada. Çok muhteşem bir havuz. Böyle 20 kere falan gidip geliyorum her gün. İyi bir şey oluyor, spor oluyor. Aynı enerji devam ediyor Cem abi. Tabii, tabii. Kim nasıl tanıdıysa. Enerji biliyorsun insanların sadece içinde değil, aynı zamanda bedeninde de olması gerekiyor. Yani spor yapacaksın ve kendine iyi bakacaksın. Ben fazla iyi bakıyorum, biraz kilo alıyorum ama olsun. Ne yapalım? Önemli olan hani zayıf ve mutsuz değil, evet. Toplu ve huzurlu olmak, mutlu o zaman olmak. Şu aralar sizinle iyi anlaşabilirim. Çünkü benim de hafif göbeğim çıkmaya başladı bu aralar. İyi yapıyorsun bak. Köy sana söyleyeyim, için. Hemen buyurun. Söyleyeyim. Şimdi sen hayatında böyle kilolu olup da mutsuz olan kadın gördün mü? Yok. Hepsi neşelidir, hepsi kahkahalar atar, hepsi böyle etrafında olmak, sohbet etmek onlarla keyiftir. Ama tam tersi böyle diyette olan zayıf, kurumuş kadınlar var ya, onlar hani böyle tek tük yemek yiyen falan. onlar hiç çekinmez onlarla. Evet. Çünkü sinirli olurlar, gergin olurlar. İnsan yedikçe yedikçe mutlu oluyor. Aynen. Bir gün Yücel Bey'le tenis oynuyorduk. Kendisi dedi ki ben Dalyanlıyım dedi. Dalyanlı oluyorum dedi. İşte Dalyan'da bir yerim var dedi. Evet. Bizi buraya getirdi, tanıştırdı. O zaman oteli falan yoktu. Biz evet. de çok sevdik ve her sene geliyoruz artık. Bizim de küçük bir yerimiz var. İstanbul'a gittiğimizde pişman oluyoruz. Çünkü buradaki huzur, buradaki sakin hayat olmuyor tabii. Özellikle trafik sorunu. Şu güzelliğe bakar mısın? Yani Dalyan'ın her şeyi var. Bir tek bir de fazlası var. Sivrisinekler kanaldan dolayı. Onlar da olmasa ki bazı havalarda olmuyorlar. Mesela şu ara çok iyi. Hayır. Şu an neyle uğraşıyorsunuz? Şu anda kendimle uğraşıyorum. Şu en güzel şey bu. İstihdam evet, çekildiniz. Aynen şu anda öyle. Kitap yazıyorum kitabımla. İlgili evet. Bütün anılarımı ortaya döküp sansasyonel bir kitap. Yani sonuçta insan her şeyi istediği zaman severek yapmalı. Radyo da gönül işidir. Şu anda benim gönlümde radyo yok. Çünkü radyolar eskisi gibi değil. Evet. Medya eskisi gibi değil. Çağ değişti değil mi? Her şey değişti. Her şeyin zamanı var. Evet, şimdiki arkadaşlar çok başarılı. Onları yalan söylemeyeyim. Radyo dinlemiyorum. Sadece müzik dinliyorum o kadar. Evet. Valla Cem abi, bizim videolarımızın genelde konsepti de yani enerjili insanları toplayıp tamamen enerji böyle çok önemli. Evet. Pozitif enerji kadar önemli bir şey yok. Hayata başladığında, güne başladığında diyeceksin ki Allah'a şükür. Oram buram ağrımıyor. Şu anda mutluyum. Şu anda ben güzel kalkacağım, güzel bir gün geçecek. Yani pozitif enerji çok önemli. Pozitif düşünmek çok önemli. Bunun anahtarı da yanında pozitif olmayan insanları barındırmayacaksın. Arkadaş yok.
Bak, boş etrafın. Evet. Çünkü seni demoralize edecek insan olmayacak etrafında. Evet, ömründen götürüyor. Aynen abi, seni gördü. Ay ne kadar kötü gözüküyorsun. Ay kilo mu aldın sen? Ay şu falan. Bunlardan uzak duracaksın. Onun için arkadaşlar da iyi seçmekte yarar var. Ekranlarımı bazı insanlara çıkarttıkken açıkçası yani özür dilerim belki haddim olmayarak böyle bir süzgeçten geçiriyorum. Yani tabii. Biraz böyle kendim de 40 yaş tecrübesiyle yani kimi ekrana çıkarttığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Şu anda bir sürü ekrana çıkmış oluyoruz. Evet, şu anda çok mutluyum yani. Uzun süredir ekrana çıkmıyordum. Evet, enerjiniz, yaşadığınız yeri insanlar görüyor. Beni karşılamanız falan çok güzel. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Ne demek? Tabii ki. Ve insanların belki de hani özlediği, istediği gençliğinde çoğu insan şu anda yaşı itibariyle bu videoları izliyor. Hayat değiştirmek evet. isteyen insanlar beni izliyor. Benimle olan, beni eski seven, evet. beni seven herkes, beni dinleyen herkes genç kalır. Evet, yani biz Peter Pan gibiyiz. Asla yaşlanmayız. Çok teşekkür ederim Cem abi. Ben teşekkür ediyorum. Evin sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış diliyorum. Canım Türkiye'me. Evin içerisinde özel dekoratif ve galeri boşluğu vardı. Buralarda evin içinde devamlı bir sirkülasyon havası. Gördün mü bak bu boşluklar? Bak burada gel yukarıya bak. Yukarıya bak. Bu evet. çok özel bir projedir. Ve yukarıda cam ekranlı şurada yukarıyı görebilirsin. Bak bütün evet. mehtap ve güneş ışığı evin en tabanına kadar inebilmekte. Bu çok özel bir projedir. Yorulduk değil mi? Siz de yoruldunuz mu bilmiyorum oturduğunuz yerde ama biz epey yorulduk. Hava sıcak. Eylül ayında, Ekim ayında hiç görülmemiş bir sıcak var burada. Yorulduk ama keyifli geçiyor. Yani bazen aktif yorulma, faydalı yorulma diye bir şey var herhalde. Ne bileyim. Videolarımız yaşam hikayeleri veya size faydalı olabilecek, aynı zamanda da moral verebilecek dozda devam edecek. Çünkü ben böyle yaşıyorum yani. Ben bilgi vermem lazım, paylaşmam lazım, moral vermem lazım, insanlara enerji vermem lazım. Ben enerjili olmam lazım. Yıl sonunda inşallah 200 bin abone olacağız ve desteklerinizi bekliyorum. Nasıl destek olabilirim? Videolarımızı paylaşarak ve abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun faydasını ve karşılığını görüyorsanız elbette. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.